Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün katılımcı kent planlaması konuşacağız. Konuğum Murat Karayalçın. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kent planlanıyor, kamusal alanı, özel alanı bunu kentin yöneticileri yapıyorlar, çeşitli uzmanlarla yapıyorlar. Ama bu planlama, bu süreçte kentli nerede? Katılımcı süreçler mümkün mü? Örnekler neler? Ve nasıl ilham olurdu bundan sonraki yöneticilere? Birazcık onları konuşacağız. Ve ben Murat Bey'e ilk sorumu şimdi soruyorum. Murat Bey, siz Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınız sürecinde aslında katılımcı bir planlama örneği gerçekleştirdiniz. O örneği dinlediğim zaman benim aklıma ilk gelen soru, karar gücüne sahip olan bir belediye başkanı bunu neden paylaşır? Neden Evet. durduk yerde bunu Evet. temsilciyle beraber yapar? Oradan başlayalım mı lütfen? Olur, tabii. Yani Buyurun. çok doğru bir soru. Bence bundan kazan kazan diye adlandırılan bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani bir katılım sürecinin kendisinden beklenen sonuçları getirebilmesi için bu sürecin hem belediye tarafına, belediye başkanına, onun şahsında somutlaşan belediye tarafına hem de katılımcılara bir şey kazandırması lazım Itır Hanım. Yani şan olsun diye katılım olmaz. Laf olsun diye katılmaz kimse hiçbir sürece, zaman harcamaz. Bunun sonunda bir şey elde edecekse, bu şey siyasi olabilir, toplumsal olabilir, hatta bireysel olabilir. Bireysel beklentilerinin gerçekleşmesi olabilir. O koşullarda insanlar katılırlar. O insanların katılımı da belediye için o sürecin hızlı ve amacı doğrultusunda tamamlanmasının bana göre bir güvencesidir. Bu katılımı siz imar planı için sordunuz. Bunu daha geniş bir alanda değerlendirebiliriz. Örneğin projelere katılımı değerlendirebiliriz. Ben özellikle bu konu üzerinde hep durdum. Yalnızca belediye başkanı olarak değil, daha önce de Kentkop Genel Başkanı iken, yani Batıkent projesini yönetirken de, belediye başkanlığından daha sonra bakanlık yaptığım dönemde de projeye katılımı hep çok önemsedim. 1989-94 döneminde biz bunun örneklerini verdik. Plan sürecine katılımın da, projelere katılımın da örneklerini verdik. Plan sürecine katılımı Itır Hanım şöyle değerlendirdik. Aslında ben hemşehrilerin, yerel yönetimlerin işlettikleri kamusal süreçlere katılımını üç başlık altında toplamak gerekir diye düşünüyorum. Planlama sürecine katılım, bütçe hazırlığına katılım ve projelere katılım. Bu üç alana katılımın yaşamsal derecede önemli olduğu kanısındayım. Kent için, hemşeri için ve belediye için, kent yönetimi için. Plan ve bütçeye katılımı biz adını Ankara Kurultayı olarak koyduğumuz bir platformda sağlamaya çalıştık. 13 Ekim Ankara'nın başkent olduğu tarihtir. 13 Ekim gününün içinde bulunduğu hafta Ankara Kurultayı haftasıydı. Kurultay delegelerini şöyle belirledik. Ankara'daki bütün sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, o zaman 2000 sivil toplum örgütü vardı. Benim yazımla köy dernekleri de içinde olmak üzere tümüne bir çağrıda bulunduk. Bir kurultay işletiyoruz, bir kurultay oluşturuyoruz, temsilci gönderin diye. Delege sözcüğünü kullanmadık. Delege sözcüğünü biz daha çok parti içi işlemlerde kullandığımız için temsilci dedik. Bir de Itır Hanım, bunların dışında ya ben hiçbir örgütün üyesi değilim, ben tek başıma bir Ankaralıyım ama ben de katılmak istiyorum diyenler olabilir düşüncesiyle billboardlarda çağrıda bulunduk. Yani siz de katılabilirsiniz. Gelin kaydınızı yaptırın diye. Çok beklediğim sayıda olmadı.
Onu söyleyeyim. Yani ben çok çok fazla bir katılım olacağını sanıyordum. Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nu tutmuştuk. Doğrusu o kadar olmadı. Biraz şaşırdım. Yani galiba 500 dolaylarındaydı katılım. Oradan biz oraya imar planlarını sunduk. Kentin genel kararlarına ilişkin, büyüme doğrultularına ilişkin o nitelikleri taşıyan çok mevzi planlar değil de ya da belli yerlerdeki noktalardaki planlar değil de kentin bütününü etkileyecek olan planları oralarda tartışmaya açtık. Bir de bütçeyi tartışmaya açtık. Galiba bir Kasım tarihindeydi. Bütçeyi İçişleri Bakanlığı'na gönderiyordu belediyeler. Ben bütçeyi önce Ankara Kurultayı'na sundum. Bütçe taslağını. Aslında yasal olarak bütçenin onay yeri Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Ama ben taslak olarak sundum. Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri ve Ankara'nın tüm muhtarları Ankara Kurultayı'nın doğal üyeleriydi. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri de bizim sunmuş olduğumuz o bütçe taslağını daha sonra tartışıp ve resmi olarak karara bağlayacakları taslağı orada ilk kez duydular. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gibi bir komisyon kurduk, bütçe komisyonu. Bütçe komisyonu hafta boyunca bu tartışmaların yapıldığı yer oldu. Sonra bütçe komisyonunun raporu genel kurula, Ankara Kurultayı bir daha toplandı ve genel kurula sunuldu. Bu tabii belediye başkanını çok güçlü kılan bir şey Itır Hanım. Çünkü çok büyük bir platformdan onay alıyorsunuz. Ve belediye meclis üyeleri de buna tanıklık ediyorlar. Yani o büyük platformun onayladığı, destek verdiği bir metni reddetmek güç. Tabii reddedebilirler ama mesela belediye başkanının kazandığı şeylerden bir tanesi bu. Ben size söyleyeyim. Yani imar planı da Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından karara bağlanıyor. Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin gözünde biz bu tartışmaları yaptık. Bu bence çok başarılı bir platformdu. Yani Ankara Kurultayı bana göre olağanüstü başarılıydı. Ben çok yararlandım. Ankara kentinin de bundan yararlandıklarını düşünüyorum. Buna katılanlar ne elde ettiler? Buna katılanlar düşüncelerini, önerilerini dile getirme fırsatını elde ettiler. Yani müthiş bir platform. Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yöneticileri, memurları, üst düzey memurları, meclis üyeleri, tüm muhtarlar, herkes orada. Yani herkesin kente ilişkin, işte kent hakkının kullanılması da diyebiliriz buna bir anlamda. Kente ilişkin hayallerini, önerilerini dile getirebilecekleri bir yerde. Şimdi bu platform, yani Ankara Kurultayı plan ve bütçe için işletildi. Şimdi Arada bir üçüncü... şey sorabilir miyim? Özür dilerim, Tabii. araya gireceğim. Tabii. Bu kurultaya katılan örgütlü ya da örgütsüz bütün sivil toplumu açmışsınız diye anlıyorum. Ayrıca Evet. seçilmişleri ve çalışanları da. Sizin o sunduğunuz taslağa hiç değişiklik önerisi geldi mi? Yani Hayır, 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 gelmedi. bunu Gelmedi. niçin sordum biliyor musunuz? Çünkü sivil toplumun tabii ki katılımcı yönetimde sizin gibi katılıma, demokrasiye inanan ve de bunun zaten kendine başkan olarak getireceklerinin de farkında olanlar açtığı zaman bu tip süreçleri sivil toplumdan her zaman siz de dediniz başta beklediğinizin altında bir katılım olmuş. Her zaman bu katılım kelimesi de şey. Her duruma bir fiil olmuş oluyor ama daha az kişi gelmiş yani salona. Her zaman sanki sivil toplum yeteri kadar hazır değilmiş gibi geliyor bana bu tip süreçlere. Yani kendini yeteri kadar Tabii. sanki bilgilendirmiyor, donatmıyor, bir kentin Ama bu bir... çok yeni bir şey. Yani böyle bir şeyin belki böyle bir şeyin kendilerine sunulması da belki şaşırtıcıydı. Yani alışılmış bir şey değildi. Yani ben bu devam ettirilebilseydi, kurumsallaştırılabilseydi, ben bu mesela önerilerin daha sonraki kurultaylarda, ilk yıllardaki kurultaylarda değil de daha sonraki kurultaylarda geleceğini düşünürdüm. Gelirdi diye düşünürdüm.
Öğretici bir Şimdi süreç aslında. Doğru söylüyorsunuz. Bütün evet. demokratik süreçler gibi kendisi de aslında öğretiyor Bu biraz. zaten şöyle 89 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Türkiye'ye kent yönetiminin saydam ve katılımcı olacağını taahhüt etmişti. O sırada hesap verilebilirlik kavramı lafı pek yoktu. Ama arada onu da kullanıyordu. Zaten yani benim yaptığım hem bireysel inancım, ideolojik inancım, siyasi inancım hem de partimin vaadinin gereğini yerine getirmek şeklindeydi. Hem de Burada şeyden, özür dilerim, şeyden de önce bunu da seyircilerimize hatırlatmak lazım. 89 dediğiniz 92 yeryüzü zirvesinden önce, yani bütün o tabii. gündem 21, gündem 21, yani bütün bu aslında katılımcı yönetişim kavramlarının dilimize girmesinden daha önceki bir zamanda siz başlatmışsınız Evet, Habitat toplantısı 96 yılında yapıldı galiba aslında. O 96'ydı. İstanbul'da. Ondan önce işte Rio'daki meşhur yeryüzü zirvesi de 92 Evet. zaten. Siz ondan da önce aslında başlatmış Evet. olabilirsiniz. Evet. Biz Onu Rio'yu izledik. biraz daha Aydan Erim şehir plancısı arkadaşımız lazım. belediyemizi Rio'daki çalışmalarda temsil etti. Ben yönetişim sözcüğünü ilk kez 1996 yılında duydum. O zaman Samsun milletvekiliydim. Belediye başkanlığından ayrılmıştım. Birleşmiş Milletler İstanbul'da yapılacak Habitat 2 toplantısı için bir ön toplantı yapmıştı. Dünya genelinde siyasetçileri ve uzmanları davet etmişti. Galiba bir 100 kişi kadar vardık. Marmaris'te Altınyunus'ta deyim yerinde ise böyle bir kampa girdik belli bir süre. Türkiye'den de Ayla Aytaman, Kocaeli valisiydi. Eski Kocaeli valisi, o milletvekiliydi. Daha sonra Kocaeli milletvekiliydi. Lale Aytaman, affedersiniz Ayla değil. Lale Hanım ve ben ikimiz de milletvekili olarak çağrılıydık. Orada bu yönetişim, governance sözcüğünü duydum. Merak ettim. Yani niye yönetim değil, yönetişim falan. İşte karşılıklı uygulama, karar alma süreçleri olduğu söylendi. Sonra ben dedim ki bu meğerse bizim yapmakta olduk. Biz adını böyle koymamıştık bunun. Adını böyle yönetişim olduğunu da bilmiyorduk. Ama bizim yapmakta olduğumuz buydu, oydu. Hatta şeyi hatırladım. Yaşar Kemal'in galiba ortaokuldayken arkadaşıyla birlikte Anadolu'yu gezme hayalleri var. O ünlü şiir Sen Ne Seversin Anadolu'yu şiirini okumuşlar. Arkadaşıyla birlikte Anadolu'yu gezmeyi kararlaştırmışlar. Günün birinde gezelim demişler. Sonra harita bakmaya başladıkları bir tarihte arkadaşı koşa koşa gelmiş demiş ki yahu Yaşar biz zaten Anadolu'daymışız meğerse ya. Ayşe gitmeye gerek yok. O aklıma gelmişti bunu öğrendiğimde. Şimdi projede kamuyla halk ilişkisi biraz önce anlattığım yani bütçede ve plandaki kamuyla halk ilişkisinden daha farklı. Proje bunlar katılım. Yani plana katılım, bütçeye katılım. Ama projede biz katılım sözcüğünü kullanmadık. Proje için ortaklaşım sözcüğünü kullanıyoruz. Çünkü o ilişki farklı. Yani projeyi özellikle de sabit toplumsal tabanlı diye adlandırabileceğimiz projelerde, örneğin Batıkent gibi, örneğin Türkiye'nin kentsel dönüşüm projesi olan Dikmen Vadisi projesi gibi, Portakal Çiçeği Vadisi projesi gibi ya da İvedik Organize Sanayi Bölgesi projesi gibi bu projeler bize göre, bizim tanımlamamıza göre sabit toplumsal tabanı olan projeler. Yani metrodan farklı, ne bileyim kanalizasyon şebekesi projesinden, su projesinden farklı. Bunların toplumsal tabanları sabit. Burada kamu halk işbirliği diye adlandırabileceğimiz bir modeli geliştirdik biz aslında. Kamuyla halk bir araya geliyor. Bir proje senaryosu var, bir proje arzusu var öyle söyleyeyim. Bir proje uygulanacak. Bu da çoğu kez belediyeden geliyor tabii. Halktan da talep gelebilir. Yani o aslında o rıza ilişkilerini ayrıca değerlendirmek isterim. Yani halkın rızası nasıl alınacak? Bu rızanın ötesinde
Yani belediye bir projeyi tasarımlamış, uygulamak istiyor. Falanca alanda, şu kadar büyüklükte, şu kadar hektarlık bir alanda bunu uygulayacak. O alanda belediyenin bu projesinden olumlu ya da olumsuz etkilenmesi söz konusu olan da şu kadar sayıda hemşeri yaşıyor. Şu kadar sayıda diyelim ki gecekondu var ya da şu kadar sayıda değiştirilecek, imarlı bölgelerde değiştirilecek kentsel dönüşüm projesi için konut var. Onların içinde de şu kadar sayıda hemşeri yaşıyor. Şimdi biz bu düşüncemizi bundan etkilenecek hemşeri kitlesiyle birlikte tasarladık ve birlikte uyguladık. Şimdi bu çok ortaklaşım dediğim de bu. Yani belediye mülkiyet hakkının kullanımını, yasaların kendisine vermiş olduğu mülkiyet hakkı kullanımını proje hazırlayacağı kitleyle paylaştı. Bir proje ortaklığı. Bu geçici bir süre. Proje boyunca olan ve sanal bir ortaklık. Yani hukuki bir zemini yok bunun. Yasalar da böyle bir şey öngörmüyor. Bu tamamen Ankara'nın sosyal demokratlarının geliştirdiği bir senaryo. Bunu biz geliştirdik. Proje süresince bir araya geldik. Bir örgütlü diyalog vardı aramızda o kitleyle. Dikmen Vadisi'nden örnek olarak vereyim. Dikmen Vadisi 170 hektarlık bir alandı yaklaşık. Bu 5 mahalleye dağılmıştı idari olarak. Aslında projenin idari sınırlarıyla teknik sınırları diye bir sorun da var. Onu da söyleyeyim. Yani projenin idari sınırlarıyla teknik sınırlarını örtüştürmek gerekiyor. Şimdi ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm projelerinde bu tür sorunlar var. Ok Meydanı düşünün. Sizin İstanbul'un Ok Meydanı. Yani birkaç tane ilçe var Ok Meydanı içinde. O nedenle ilçelere bırakılmamalı bu. Yani Büyükşehir Belediyesi bu birkaç ilçenin içinde olduğu alanı uygulamalı. Şimdi ben Dikmen'e döneyim. Beş mahalle. Beş mahallede birer dönüşüm kooperatifi kurdurduk. Kooperatiflerin ana sözleşmesini Ticaret Bakanlığı hazırlar. Yani siz kafanıza göre bir ana sözleşme yazamazsınız. Biz bu dönüşüm kooperatiflerinin örgütlenme modelini Ticaret Bakanlığı'yla Ankara Belediyesi olarak tartıştık. Onların onayını aldık ve o ana sözleşmeyi o mahallede yaşayan hemşehrilerimize sunduk. Aslında başka bir şekilde de örgütlenebilirlerdi. Yani biz onu o da açık. Yani biz dikte etmedik. Yani ister Aslında bak. biraz onu söyleyecektim. Evet. Birazcık sanki kendi tepeden inme gibi, Değil. tepeden inme demokrasi gibi. Dikte ettiğim istediğim şey örgütlenindi. Örgütlenin. Nasıl istersen öyle örgütlen. İster vakıf kur, ister dernek kur. Ama örgütlen. Yani bir Orada işte orada zaten şey örgütlenme tecrübesi var mı? Biraz önce konuştuğumuz gibi yani örgütlenme modellerini biliyor mu? Farklı örgütlenme modellerini onu bu kendi içinde kapsayıp. bu yüzmeyi öğrenmek gibi bir şey Itır Hanım. Anladım. Yani birlikte karar almaya başladığın zaman yani toplanıyorsun şimdi anlatacağım zaten. Şimdi 5 tane temsilci seçildi. Her mahalleden kurulan kooperatifler temsilcilerini seçtiler. Bize isimlerini bildirdiler. Ben de 5 tane belediyenin üst düzey yöneticisini tayin ettim. 10 kişi. Eşleştirdiniz mi? Evet, eşit sayıda. Ve ben başlarına geçtim, 11 kişi. Dikmen Vadisi Projesi Karar Kurulu diye bir kurul icat ettik. Aslında bütün projelerin birer karar kurulu var. Ankara'da 89-94 döneminde uyguladığımız tüm projelerin birer karar kurulu var. Ve ben hepsi, bütün karar kurullarının da başkanıyım. Şimdi bu karar kurulları çok titizlik gösterdik. Bu belediye başkanlığı masası etrafında toplanmıyor, onu söyleyeyim önce. Yani bunun bir toplantı odası var. Yani herkesin önüne dosya geliyor. Bunun sekreteryası var. Karar kurulunun sekreteryası İmar Dairesi Başkanlığı. Ve bunun için kurmuş olduğumuz bir kuruluşumuz var. Metropol AŞ diye bir kuruluşumuz vardı. %100 yani BİT denenlerden, yani Belediye İktisadi Teşekkülü. Zaten projeyi onlar uyguluyordu. Onlar sekreterya hizmetini veriyorlardı. Her toplantıdan önce hem kooperatifçiler tarafında, yani hemşehriler tarafında hem de belediyeciler tarafında görüşüyorlardı.
bana getiriliyordu gündem önerisi. Benim kabulümden sonra gündem hazırlanmış oluyordu. Ona göre dosyalandırılıyordu. Toplantıdan önce o 10 kişinin, bana da 11 kişinin önüne dosya gidiyordu. Toplantı salonu, herkesin yerinin belli olduğu, dosyaların da önde bulunduğu bir şekilde hazırlanıyordu. Toplantı öyle yapılıyordu. Oydaşmayla karar alıyorduk. Yani oylama yapılmıyordu. Oydaşmayla, mutabakatla karar alınıyordu. Yani istişari olarak bazen oylama yapılması gerektiğinde de ben şimdi benim iki şapkam var. Yani ben hem belediye başkanıyım hem halkın başkanıyım. Yani iki şapkama göre davranıyordum. Alınan kararlar yazılıyordu ve imzalanıyordu. Şimdi neler kazandırıldığını böylelikle anlatmaya çalışıyorum Tabii size. anlıyorum. Güzel takip ediyorum. Çok sağ olun. Evet, kooperatifçiler, kooperatif temsilcileri kendi tabanlarına hesap vermek durumunda. Çünkü ilk kez Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projesi uygulanıyor. Yani insanlar laflara inanmıyorlar haklı olarak. Çok çok kazık yemişler. Çok aldatılmışlar. Onun için çok yakından izliyorlar. Kooperatifçiler de onların temsilcisi olarak imzalı mühürlü kağıtları göre altına Murat, yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da imzası var. Zaten biz mesela hepsine sertifika verdik Itıran'ın. O ben yani projeye başlarken Dikmen Vadisi projesi kapsamı içinde olan her bir hemşerimize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla, altında benim de imzam var, bir tür tapu senedi gibi bir taahhütte bulunduk. Yani şimdi onu da anlat, bir proje parası diye bir şey geliştirmiştik. Yani 350 metrekarelik bir alanda iki katlı bir gecekondu, bu çan eğrisiyle bunu elde ettik. O proje parası, bana onu verecekler. Ben de onun karşılığında o 350 metrekarenin üzerine kurulu iki katlı gecekonduyu alıp onun karşılığında birlikte karara bağlayacağımız nitelikleri taşıyan, yani şu kadar metrekare birlikte karara bağlıyoruz. Şu inşaat malzemeleri kullanacak, yani mahal listesi birlikte karara bağlıyoruz. Ben de karşılığında bunu vereceğimi, proje parası dediğimde onu alıp bunu veriyorum, takas yapıyorum. Bu taahhüt ediyorum. Bu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanı kimliğimle ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle ben de bunu imzalıyorum. Hepsi de zaten televizyon üzerindeydi. Bu imzalı metinler çerçevelenmiş. Mahallesinde televizyonların üzerinde böyle şey gibi, aile büyüğü resmi gibi orada duruyordu. Yani Özür dilerim kestim. O temsilciler mahallelerine o bilgiyi nasıl aktarıyorlardı? Yani o sizde şimdi eşit şartlar gibi duruyor değil mi? Anlattığınızdan toplantı odasında başkanla birlikte karar veriyorlar. toplantı yapıyorlardı. Sonra İşte kendi kahveler, örgütlenmesine ya da mahallesine nasıl paylaşıyor bilgiyi? bir kahvede ya da bir büyük bir yerde, bir pastanede bir yerde toplanıyorlardı. Ya da birkaç ev toplantısı yaparak aktarıyorlardı. Bir de bu Dikmen Vadisi'nin uygulandığı yerde bizim Dikmen Caddesi'ne bakan bu Metropol AŞ dediğim belediye kuruluşunun bir böyle büyük bir salonu vardı. Orasını da zaten istedikleri gibi Dikmenlilerin kullanımına açılmıştı. Yani biz şu saatte şurada bir toplantı yapacağız dendiğinde onlara tahsis ediliyordu. Bir gazete çıkartıyorduk her şeyin ardından. Dolayısıyla alınan kararları Dikmen Gazetesi, alınan kararlar orada da yazılıydı. Ben de bu alınan kararları bir yönergeyle, yani talimat yazısı olarak da alabilirsiniz bunu, belediye örgütüne duyuruyordum. Yani bunu talimat olarak duyuruyordum. Şu nedenle bu böyle gerekli. Çünkü yasalarda böyle bir örgüt yok. Karar kurulu diye bir şey yok. Yani Türkiye'nin yasaları, belediye yasası, böyle bir karar kurulundan çıkan kararlar uygulanır falan diye bir şey söylemiyor. Öyle bir öngörü yok. Onu biz icat ettik. Ve biz uyguladık. Şimdi bunun kazancı ne biliyor musunuz? Batı kentte de öyle. Şimdi Batı kent 55 bin konut, 300 bin nüfus. Olağan bir kent bu. Bir kent. Batı kent Itıran'ım 12-13 yılda bitti. Yani bir kentin hiç bitmeyeceğini biliyorum tabii. Kent bitmez ama yani inşaat anlamında söylüyorum. Olacak iş mi 55 bin konut altyapısıyla birlikte 12-13 yılda biter mi? Bitti. Bitti. Nasıl bitti? İşte belediye başkanının
Ben onlara proje muhafızları diyorum, o kooperatifçilere. Belediye başkanının yararlandığı bu. Müthiş bir proje enerjisi çıkıyor. Çünkü karşılığında konutunu alacak. Yani katılımın bir karşılığı olmalı dedim ya. Yani katıldığın için bir şey elde etmelisin. Yani nutuk atma birlikteliği değil bu. Hızla ve niteliklerini birlikte kararlaştırdığın obje neyse onu elde etmek için çabalıyorsun. O çaban müthiş bir enerji çıkartıyor. Ben buna proje enerjisi diyorum. Nasıl çıkıyor? İşte proje muhafızlarından çıkıyor bu. Proje muhafızlarını kapıdan kovsan bacadan girerler. Çünkü sahipleniyorlar Onu parçası olduğu. efendim? Bir parçası olduğu için de sahipleniyorlar. Tabii. Tabii sahipleniyorlar. Benim de yararım bunun bir an önce bitmiyor. Benim yararım onun bunun sahiplenmesinde, benim de tartışmasında, bunun peşine düşmesinde, benim yakama yapışmasında. Niye? Ben siyasi bir güç kazanıyorum. Yani 11-12 yılda bir proje biter mi? Dikmen Vadisi projesinin birinci aşaması, ikinci aşaması 2 yılda bitti Tıran. Yani bu Fikirtepe'yi bir düşünün. Fikirtepe'de 10 yıllardır sürünüyor. Bu AKP tipi kentsel dönüşüm. Öbürü de sosyal demokrat tipi bence. Yani biz öyle diyoruz. Ya da Ankara tipi deyin. Dikmen tipi deyin neyse. Yani halk işin içine girince işler hızlı yürüyor. Yani demokrasi, yerel demokrasi bir kazanım sağlıyor. Yerel demokrasiyi somutlaştırabilirsiniz. Parasal olarak ölçebilirsiniz. Yerel demokrasinin ne anlama geldiğini. İşlerin çünkü hızlı yürümesinin enflasyonun çok yüksek olduğu ve sürekli olduğu bir ülkede ne kadar önem taşıdığını takdir edersiniz. O yüzden hemşerim konutuna giriyor. Biz de siyasetçiler olarak projeleri hızlı uyguluyoruz. Onların kazancı o, bizim kazancımız da bu. Kentin bütünü de bunlardan kazanıyor. Yani hızlı biten bir proje, olağanüstü bir şey. Aslında bunu biz kent için icat ettik ama benim hayalim mesela GAP için de bunu uygulamak Itıran'ın. Yani Güneydoğu Anadolu projesini buna oturtmak gerektiğini ben hep hayal etmişimdir. Yani Güneydoğu Anadolu projesinin elektrifikasyon ayağı bitti ama sulama ayağı bitmedi. Yani 1 milyon 700 bin hektarlık alan sulanacak. Daha 400 bin 500 bin hektar sulanmış durumda. Eğer Batı kentte olduğu gibi, Dikmen'de olduğu gibi, bizim o projelerimizde olduğu gibi biz orada toprağına su bekleyen insanları proje muhafızı yapabilirsek, yani onların işe asılmalarını bir proje enerjisi üreterek işi sonuçlandırmalarını sağlayabilirsek, zaten Türkiye olağanüstü sıçramaları gerçekleştirecek bir konuda. Yani merkezi yönetim de bunu uygulayabilir. Şu söylediğim model yalnızca yerel yönetimlerin kullanacağı bir model değil. Merkezi yönetim de pekala bu modeli kullanabilir diye düşünüyorum. Engelliyor sizi. Yani yerelde de sosyal demokrat olmayan ya da diğer sosyal demokrat belediyeler bu modelinizi sizin takip ettiler mi? Bir önce onu sorayım. Diğer yani şey oldu mu? Yayıldı mı bu model? Yayılmadıysa da madem üç tarafında yönetenin de yönetilenin de kentin de bu kadar kazançlı olduğu bir modelse ne engelliyor bu modelin yayılmasını? Yani aslında kentle ilgili çok merak ettiğim şey oldu. Size bir örnek vermek istiyorum. Siz Ankara'yı bilir misiniz? Az. Az biliyorsunuz. Ankara'nın Kurtuluş semtinde çok büyük bir alanda bir parkımız vardı. Ankara Koleji'nin hemen bitişiğinde Siyasal Bilgiler Fakültesine, Hukuk Fakültesine giden yolda, İletişim Fakültesine giden yolda olağanüstü büyük bir parça, büyük bir kent parçası duvarlarla çevriliydi. İnsanlar yalnızca duvarların üzerinde ağaçlar gözüküyordu ama yani insanların içerisini göremeyeceği yükseklikte duvarlar vardı. Biz burayı yıktık. Duvarları yıktık. Yani duvarları yıkın diye bir talep de gelmedi. Duvarları yıktığımız için elinize sağlık diye bir değerlendirme de gelmedi özel olarak. Gençlik Parkı'nı belki görmüşsünüzdür, az bildiğinize göre mutlaka bilirler Ankara'ya gelenler. Gençlik Parkı'nda
duvarlarla çevriliydi. Bir de üstüne üstelik belediye gençlik parkından geçen Ankaralılardan bu deli dumrul vergisi gibi para alırdı. Bilet keserdi. Parka giriş parası. Evet. Özel şey. Tasavvur ediyor musunuz? Hayır. Parka giremezsiniz. Para ödeyeceksiniz. Parka girmek için para ödüyordunuz. Biz parayı kaldırdık, duvarları yıktık. Yani ulan şunu bir kaldırın diye bir talep de gelmedi. Yani niye buraya para ödüyoruz biz diye bir şikayet de gelmedi. Parkı açtık. İyi oldu da gelmedi. Şimdi insanlarımız bizim bundan memnun olmadığından değil. Her toplumun şeyleri var, huyları var. Yani memnun tabii. Memnun olmaması mümkün mü? Tabii ki memnun. Ama onu bir yere yazıyor. Kafasına bir yere yazıyor. O memnuniyetini ifade etmiyor belki. Ya da değişik bir şekilde ifade ediyor. Başka bir tarihte ifade ediyor. Bilemiyorum. Bu projelerle ilgili de şimdi bir şey söyleyeyim. Vatikan projesi için ben önce Kentkop Genel Başkanıydım, sonra belediye başkanı seçildim. 80'li yıllarda çok talep geldi. 80'li yıllarda Batıkent toplu konutun simgesiydi, imzasıydı. Ve İzmir'de Ege Kent projesini, Elazığ'da Doğu Kent projesini, Manisa'da Yeni Manisa'yı, Kastamonu'da Kuzey Kent falan 1000 hektarlık bir alanda 100 bine yakın konut planladık biz Kentkop olarak. Çok talep gelmişti. Kentsel dönüşümde de ben benzer taleplerin geleceğini sanıyordum. Bir de şeyi söyleyeyim Itıran, biz kentsel dönüşümü imar haklarını artırarak finanse etmedik. Bu çok önemli. Yani Fikirtepe'nin başarısızlığı orada. İmar haklarını artırıyorsunuz. Müteahhite bir kaynak yaratıyorsunuz. Sonra da o alanda oturanlara diyorsunuz ki git müteahhitle anlaş. Ne koparabilirsen, yani bir kendi konutunu gecekondunun karşılığını ya da imarsız konutun karşılığını alıyorsun. Bir de koparabilirsen bir yarım konut daha koparmaya çalış. Koparabilirsen bir konut daha koparmaya çalış. Bu bir faciadır. Aslında kentsel dönüşüm adı altında kentin yaşam kalitesini daha da düşüren imar haklarını artırarak bir yaklaşımdır. Oysa sizin anlattığınız modelde koparmak değil, zaten birlikte tasarlamak. Hem birlikte de bunu yapabilirsiniz. Evet. Yani birlikte de şimdi şöyle kentin de buradan bir güvencesi olması lazım. Yani kentin müteahhitle hak sahibi ya da belediye ile onların kendi aralarında imar haklarını yükselterek sorunu çözmesi kentin yararına değil. Kentin geri kalan proje alanı dışındaki hemşerilerin böyle bir iş yapılmayacağının güvencesini bir şekilde bulmaları gerekiyor. Onlara güvence vermek gerekiyor. Yani bizim modelimizde bu sistemin işleyişiyle geldi. Biz bir de Itıran, Türkiye'de ilk kez yurt dışında tahvil sattık. Türkiye'de ilk kez bir belediye uluslararası sermaye piyasasında tahvil sattı. Biz Ankara keçilerinin resminin üzerinde olduğu belediye tahvillerini Samuray piyasasında sattık ve hazine güvencesi olmadan. Yani çünkü Standard & Poor's'a başvurmuştuk. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin derecelemesi yapılmıştı. 3B notunu almıştık. 3B notuna dayanarak kendi imzamızla hazine güvencesi olmadan tahvil satmıştık. Dolayısıyla bir yandan da finansman var. Tabii o da müthiş bir güvence verdi halka. Dikmen halkına. Ben 89 başında belediye seçimleri sırasında gidip bunu anlatırken işte sana kira vereceğiz. Konutunu alana kadar evde kirada oturacaksın. Sonra konutunun ne olacağını birlikte şey yapacağız. İşte falan filan. Murat Bey bunun parası ne olacak dedi birisi. Bunun parası nereden bulacaksın dedi bu anlattıklarının. Biz seni Batıkent'ten tanıyoruz ama bunu bilmiyoruz dediler bu dikmen için. Ben de dedim ki o sırada öyle yani demek zorunda kaldım. Çünkü belediye bütçesiyle bu olmaz. Tahvil satacağız dedim biz. Ne demek o dedi? İşte yurt dışında falan filan eliyle böyle yaptı. Ama tahvil satıldığı zaman da Dikmen'de davul zurnayla bütün o gecekondu bölgesinde insanlar bunu kutladılar. Tıran'ın.
Yani müthiş bir güvenceydi onlar için de bu. Yani belediye başkanı söz verdi ve para buldu. Para buldu demek ki, para bulmak demek ki işler iyi gidiyor. Yani tıkır tıkır her yapılan aylık ödeme yapılması ne demek? Yani belediyelerde 8 ay, 10 ay, 1 yıl istihkakların ödenmediği durumlar var. Aylık olarak tıkır tıkır, çünkü para orada. İşler yap. Herkesin ya, yani müteahhit için de, yapımcı için de güvence, hemşehriler için de güvence, kentin bütünü için de bence güvence. Dolayısıyla bu ortaklaşım modeli bizim sosyal demokrat kadronun, o dönemdeki sosyal demokrat kadronun getirdiği bu model, bilemiyorum, biraz zahmetli tarafı var. Belki bunu bilemiyorum, yani o toplantılar, iknalar, işte çalışmalar falan. Ama önemli bir modeldi, inşallah değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Çok Murat Bey, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok gerçekten ayrıntılı anlattınız. Çok da iyi oldu. Çünkü gerçekten bazen ayrıntılar aslında bütün arkasındaki zihniyeti Evet. anlatıyor ve bunu gerçekten inanarak yaptığınızın da bir göstergesi aslında. Yani o toplantı salonu mesela bence gerçekten Evet. çok sembolik ve çok gerçekten buna inandığınızı gösteriyor. Biz bu programda hep hem kent yöneticilerine hem sivil topluma bilgi paylaşalım, ilham da olsun diye yapıyoruz bu sohbetleri. Umuyorum katılımcı yönetim için bu paylaştıklarınız bugün ilham olur her iki tarafa da, İnşallah. sivil topluma da, belediyeye de. Çok teşekkür ederim Ben Mutlu'ya. teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Haftaya Evet. başka bir kent konusunda görüşmek üzere.